diyorum. Tabii ki belirsizlik en kötüsü. Yani biz duyuyoruz işte altyapı tesislerimiz Arguvan'a verilecek diye. Tabii ki o büyüklerimizin takdirindedir. Tabii ben buna hani karşı çıksam ne, karşı çıkmasam ne. Ama yani bu söylentiler tabii ki herkesi üzüyor. Yani çünkü bir üstte de bizim tesislerimiz var. Burada da altyapı çocuklarımız var. Nasıl bir organizasyona girecekler? Malatyaspor'u, yeni Malatyaspor'u gözden mi çıkardılar? Hiçbir şey bilmiyoruz. Sadece söylentiler üstünden gidince herkes ister istemez morali bozuk oluyor. Ama ben şunu söylüyorum. Bir bayram geçti. İkinci bayramda futbolcuları da gözden çıkarabilirsiniz. Ama bizim personelimiz var. Yani 5 aydır maaş almıyor. Ve bu insanlar da bayram kutlayacak. Yani kimi ev sahibinde sorun yaşıyor. Kimi çocuğu okulda sorun yaşıyor. Kimi şehir dışında çocuğunu okutuyor, sorun yaşıyor. Bu arada da ben Ömür Bey'e desteklerinden dolayı sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Yani Esenlik Genel Müdürümüz yani bize en azından aç bırakmıyor. Çünkü tesislerde erzak yardımı yapıldı işte. Son olarak da dün ben kendisine telefon açtığımda bazı eksiklerimiz var Sayın Müdürüm. Yani biliyorum hani artık profesyonel kulübe yardım yapılması ama o yine de herhalde birkaç gönlü zengin insanlardan hani futbolcularımız en azından aç susuz kalmasın diye herhalde bir şeyler yapacaklar sağ olsunlar bugün. Tabi bu durumdayız ama ümit edebilmemiz için de tabi kulübün değil de şehrin ileri gelenlerinin bir araya gelmesi lazım. Onların önderliğinde de birilerinin bir araya gelmesi lazım. O zaman yaşayabilir takım. Ama biz de ümide göre biz de kendi kararlarımızı vereceğiz. Cihat Arslan olarak da ben yardımcılarımı da getirmedim. Yani ben varım, Vedat var, bir de Murat Hoca var. Neden getirmedim? Çünkü karşımızda bir muhatap yok. Yani devam edeceğiz mi, etmeyeceğiz mi? Ben profesyonel olarak yoluma mı bakayım? Hani çünkü her şey için geç olacak sonra. Belirsizlikler biraz çok kafa karıştırıcı. Vardı tabii. Yani hani orada bir şeylerin değişebileceğini görmek istiyorduk açık söyleyeyim ama sanki daha da kötü oldu. Hani belirsizlik içine bir daha belirsizlik ve vakit kaybı ekledi. Ben şuna da saygı duyarım. Yani biri gelip diyebilir ki ben Malatyaspor'u lav etmek istiyorum. Evet farklı bir şey yapıyorum. Belki halkımız buna karşı çıkar ama en azından belirleyici bir şeydir. Bir karardır. Ya da biri çıkar, bir adayımız çıkar, başkan adayı. Ben sadece Malatyaspor'lu genç oyuncularla oynayacağım. İşte Cihat Hoca da dahil bütün profesyonelleri gönderiyorum. Amatör bir ruhla biz burada PTT Ligi, TFF 1. Lig'de olsa biz böyle mücadele edeceğiz. Bu da bir karardır. Hani bazıları için kötü karardır. Ama kimi de diyebilir ben giden oyuncuları tekrar geri getireceğim. Onlarla biz bir playoff yarışı, tekrar bir şampiyonluk yarışı yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Zaten ben bunun için buradayım. Hani bir şeyler değişirse acaba ben diyorum ki bir playofflardan tekrar bir zorlar mıyız? Yani bu ümidimi de koruyarak buradayım. Ama hiçbir şey söylenmemesi en kötüsü. Ortada herkesi ilgilendiren bir kurum var. Yani bütün Malatya'yı ilgilendiren, bütün Malatyalıları ilgilendiren bir futbol kulübü var. Ya bunun için herkes bir araya gelebilir. Hangi partiden olursa olsun, hangi görüşten olursa olsun, hangi kökenden olursa olsun herkes Malatyalı. Ya biz bunu nasıl düzeltebiliriz veya düzeltme yolunda neler yapabiliriz? Bu kulübün hemen şak diye düzelmesi tabii ki hemen beklenmiyor. Ama düzelme anlamında ne adımlar atılabilir? En azından bunlar görüşülebilir. Ama antrenman olarak söylüyorsanız zaten geç kaldık. Ama bu geç kaldık demek hiç olmayacak anlamına gelmiyor. Yani 1-2 hafta içerisinde ligler başlayınca yine biz toparlarız. Yani kadroma ben inanıyorum. Ama bunun için bir an önce adım atılması lazım. Hani nikahlarda derler ya, ya şimdi konuşun ya ebediyen susun yani hani. Ya o durumdayız yani. Ya maalesef ben geçen seneden beri aslında diyorum ki çöküşü önlemeye çalışıyoruz biz. Ben hala bugün de Instagram'da hani dik durmaya devam, çalışmaya devam imajı veriyorum. Gerçekten öyle olması lazım. Şunu söyleyebilirim. Yani şu plan yanlış plan bence. Yani üçüncülükten bir takım alacağız. 40-50 trilyon harcayacağız. Şampiyon olup olmayacağı belli değil. 2B'ye çıkacaksın. 50-60 trilyon harcarız. Biz bir daha şampiyon oluruz. Bizim bulunduğumuz lige geleceksiniz. 120-130 trilyon ve bunun garantisi yok. Geçmişte 100-150 trilyon harcayan takımlar buraya gelemedi. Yani bu takıma daha az maliyetlerle bu takımı bulunduğu yerde ve bir üstüne çıkarma şansımız varken diğer takımları biz yine pilot takım yapalım. Kardeş takım olsun, bizi besleyen takım olsun. Biz de onları kendi çocuklarımızla, kendi hocalarımızla besleyelim. Ama yani bu kulübü yok edelim, yeni bir kulüp yeşertelim. Ya bu Marmaris'te yaşanan yanan ormanlar gibi yani 30 sene geçer.
Ya bu halk içinde, spor severler içinde bu çok büyük bir zaman. Kaybedilen çok büyük bir zaman. Yani bunu çok mantıklı bulduğumu söyleyemiyorum. Yani bu konuda bu düşüncesi olanları da yanlış bulduğumu söylemek istiyorum. Hani şöyle gör, işte 20 sene önce ben TFFA otelde kaldık. Bir ay buradaydı benim 20 sene önce antrenörlük kursum. Tabii o zamandan sonra çok gelişti. Çok güzelleşti. Şehir anlamında çok artılar getirdi. Baktığınızda Türkiye'de, İstanbul'da belki de Malatyalılar bütün ticari anlamda İstanbul'un en tepe noktasındalar. Yani hem ticari zekaları olarak hem Anadolu insanı olarak çok cesurlar. İnşallah onu Malatya'nın içine de yansıtırız. Malatya Spor'a da yansıtırız. Kesinlikle düzelteyim, yani Arguvan'a karşı değilim yani. Çıktığına da çok sevinçliyiz. Keşke Yeşilyurt'ta düşmeseydi. O zaman daha çok spor şehri oluruz. Kendi çocuklarımız daha fazla imkan ve forma bulur. O da aslında Malatya Spor'u besler. Keşke 3-4 tane daha etrafımızda böyle alt liglerde takım olsa. Kendi çocuklarımız oralarda oynasa ve oradan Malatya Spor'a ulaşsa. Ben bunu destekliyorum, onların karşısında değilim ama birini yok ederek birini yerine koyma fikrine karşı olduğumu söylemek istiyorum. Haddimi aşmamışımdır inşallah. Sadece bu özgür benim fikrim yani.